Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir giriş yapmak istedim. Hem değişik bir giriş olsun, hem de uzun zamandır benden video bekleyen insanlara farklılık olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle İlk defa akvaryumları bu şekilde çekiyorum, karşıdan görüntüsünü. Akvaryumları seyrederken daha doğrusu böyle bir video çekmek aklıma geldi. Tablet yem vermiştim balıklara. Tablet yem yerlerken aynı zamanda da böyle bir genel durum videosu çekmek istedim. Uzun zamandır video paylaşmıyorum. Daha doğrusu paylaşamıyorum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Bu yüzden kusura bakmayın. Tabii ki balıklara bakmaya devam ediyorum ama üretim kısmına çok fazla yoğunluk veremiyorum maalesef. Çünkü üretim kısmı biraz daha ilgi ve alakayı daha fazla isteyen bir şey. Yani çünkü balıklarla ilgilenmediğiniz zaman veya takip etmediğiniz zaman illaki yavrular veya işte yumurtalar yenebiliyor. O yüzden çok fazla üretim kısmında şu aralar iyi olduğum söylenemez. Ama kış sezonuna giriyoruz. İşler biraz daha hafifleyecek. Hafiflediğinde tekrardan aynı şekilde üretim kısmına biraz daha ağırlık vereceğim. Dilerseniz akvaryumlara böyle bir yakından kısa kısa bakalım. Balıkların son durumu ile ilgili. İlk olarak şurada metal bilek, snake skin ribbonlar. Ölenler oldu tabii ki. Dediğim gibi ilgilenemediğim için. Ama şu anda da havalar biraz soğudu. Daha odanın ısıtıcısını açmadım. O yüzden şu anda yavru beklemiyorum zaten. Dişiler hafif hafif dolmaya başlamışlar. Isıtıcıyı açtıktan sonra zaten yavru almaya başlarız. Yani üretebileceğim kadar en azından burada balık var. Çöpçüler zaten benim kendi ürettiğim komando çöpçüler. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Yan tarafa geçecek olursak burada zaten buradaki akvaryumu da bilen biliyor. Burada da maalesef Red Tuxa de Koi ribbonlardan kala kala bunlar kaldı maalesef. Bunlardan da üretime kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Burada benim aynı zamanda vatozlarım var. LD16'lar var burada. Aynı zamanda panda çöpçüler var. Panda çöpçüleri de üretiyorum. Aynı şekilde LD16'lardan da yavru aldım. Şöyle hatta bir tane yavrusunu göstereyim. Bayağı da büyümüş. Bir 10-15 kadar var. Bunları yavruluğun içine almıştım ama maalesef yavruluktan kaçmışlar. Ben de o yüzden böyle bıraktım akvaryumun içerisinde. Büyüdüler. Büyümeye de devam ediyorlar. Panda çöpçüleri de aynı şekilde şuradaki mob sistemiyle, zaten standart herkesin bildiği bir yöntem, onunla üretiyorum. Çok fazla tabii komando çöpçülerdeki gibi yumurta adeti çok fazla olmuyor. Ama yine de bir alımda yine 15-20 kadar bir yumurta alıyorum. Orada yeterlidir zaten. Ama dediğim gibi yani uzun zamandır yumurta toplamamıştım. Bir geçen hafta topladım. Bir de bugün topladım. Onları da birazdan zaten göstereceğim. Buradaki LDA16'ların büyük erkek vardı bir tane. Maalesef onu kaybettim. Öldü. Nedenini de pek anlayamadım açıkçası. Yani birdenbire öldü ama büyük ihtimalle iç parazit vardı. Fark edemedim. Aniden bir ölüm yaşadık maalesef. Bir yan akvaryuma geçecek olursak. Bu arada hepsine söylediğim gibi tablet yem verdim. Gayet de güzel bir görsel oluyor. Koltukta oturup akvaryumları izlerken aklıma
video çekmek geldi. Bu görselden siz de faydalanın istedim. Burada da sinek skinlerin yavruları var. Onlar da artık bir genç damızlık adayı oldular gördüğünüz gibi. Burada onlar da büyüyorlar. Burada da L144 tül kuyrukları var. Gördüğünüz gibi erkek bayağı sahip çıktı tabletime. Bayağı bir didikliyor, maşallah var. Şuradaki bir dişim. Bunlardan da daha önce yavru aldım. Yani şöyle yumurta dişiyi küpe soktu erkek. Yumurta bıraktırdı. Sonradan nedenini anlamadım ama bütün yumurtaları erkek küpten geri attı. Yani nedenini çözemedim ama tekrardan bunlardan umuyorum ki yavru alacağız. Yan tarafa geçecek olursak, yan tarafta da burada bunlar da üreyen bronz çöpçüler. Bunlardan da çokça yavru aldım. Hatta yani şöyle söyleyeyim, bunların yumurtalarında sürekli bir program çıkıyordu. Bir mantarlaşma söz konusu oluyordu. Ama bunlardan yaşatabildiğim şu benim kendi yavrum, yumurtadan büyüttüğüm şu bronz. Ve şuradaki bronz benim kendi yumurtadan büyüttüğüm yavrum. Onun dışında bunlardan yakın zamanda yumurta almadım çünkü ilgilenemiyorum. O yüzden yapıyorlar, muhtemelen yiyorlar. Ben de görmüyorum. Şimdi şöyle size yumurtaları da göstereyim. Burada bir haftalık yavrular var. Bunlar pandaların yavruları. Bir haftalık falanlar. İşte Artemia ve sirke kurduyla bakıyorum. Ama şunu da burada belirtmek istiyorum. Yani sirke kurdu bana göre çok besleyici bir ürün değil. Yani kullanıyorum, şundan dolayı kullanıyorum. En azından balığınız, yani yavru balığınız ölmüyor. Ama Artemia kadar da büyümesine etki etmiyor maalesef. Onu da söylemek istedim. Burada da bugün almış olduğum yumurtalar var. Görüyorsunuz zaten yumurtalar bayağı siyahlaşmış. Şöyle hafiften bir yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi bayağı bir siyahlaşmış. Yakın zamanda onlar da çıkacaktır zaten. Buraya gelecek olursak, burada benim damızlık sürekli yavru aldığım meleklerim var. Şu üstteki Rionanay çakması, yani kırma bir balık. Onunla şu eş, bu güzel bir erkek. Bu Rionanay kırması dediğim balıkta dişi. Bunlardan sürekli yavru alıyorum. Bunun içerisinde bir tane daha çift var. Onun dışında da bu tricolor'lardan da yakın zamanda çift olacaklardır. Onu bekliyorum. Burada yine Leis 44 düz kuyruklar var. Bunlardan daha henüz yavru falan alamadım. Bu şekilde böyle büyüyorlar burada. Burada da benim şuradaki bayağı bir 4-5 yıllık yelken kuyruk komando çöpçüm var. Bunlardan da yavru aldım. Hatta yavrularını büyüttüm. Bayağı bir yelken kuyruk yavrusu var elimde. Diğer tarafta, diğer odada varlar biraz da. Burası bu şekilde. Zaten bitkiler, yani şöyle söyleyeyim, yaz döneminde biraz bitkiler eriyor maalesef. Çünkü sıcak çok fazla olduğu için bitkilerin de genelde sevdiği sıcaklıklar 25 derece civarları. O yüzden sıcaklıklar fazla arttığı için maalesef bitkiler eriyor. Ama kış döneminde biraz daha sağlam duruyorlar. Burada da benim kendi büyüttüğüm melek yavrularım var. Bunlar da büyümeye devam ediyorlar. Burada makrakantaları da göstereyim size. Burada şöyle, buradan sahiplendirdiğim de oldu.
geneli burada şu an görmüş olduklarınızın alt finleri, genelde sıkıntılı olanları kendime ayırdım. Çünkü bunlar satılmaz veya sattığınız kişi de yani hasta balığı vermiş gibisinden olmasın diye alt finleri, sıkıntılı olanları hep kendime bıraktım. Aslında bunlar doğuştan hep böyle doğdu. Nedenini bilmiyorum. Ya birbirlerine saldırdılar ya bir şey oldu ama hep böyle bir finlerinde, alt finlerinde sıkıntı var. O yüzden de sahiplendirme yapmadım. Kendime bıraktım. Burada öyle bakıyorum, yaşayabildikleri kadar yaşasınlar. Gördüğünüz gibi onlar da oldukça keyifli tablet yemi yiyorlar. Buraya gelecek olursak burada da albino koyular var. Albino koyular gayet güzel ürediler burada. Yani hiç beklemediğim bir olaydı açıkçası. Çünkü aslında baktığınız zaman çok keyifli baktığım bir balık değil. Yani çünkü albino biraz hassas bir balık. Ve ben de aslında albinoyu çok sevmiyorum. Ama bir şeyle almıştım. Bunları hatırlayacaksınızdır. Trakyalı Akvarist kanalından. Ona da selam olsun. Almıştık. Böyle kendi kendilerine ürediler. Büyüdüler. Tekrar ürediler. Böyle akvaryumun içerisinde. Şu anda aslında gözüme de hitap etmeye başladı açıkçası. Akvaryum biraz kalabalık olunca. Burada bluegrass, redgrasslar vardı maalesef. Bunları yaşatamadık. Ya içerisinde iki tane falan yavru kaldı. Onlardan da üretebileceğimi sanmıyorum zaten. Böyle bomboş bir akvaryum olarak duruyor. Onları yaşatamadık maalesef. Yani her balık yaşayacak diye de bir kayda yok. Biz de bazen balık yaşatamayabiliyoruz yani. Bu tarafa geçecek olursak burada benim kendi yavrularım olan komando çöpçüler var. Komandoların arasında yelkenler de var, düzler de var, karışık. Burada böyle takılıyorlar. Aynı zamanda zebra salyangozlar var. Bu akvaryumlar şu an bu özellikle bu akvaryum şu anda maalesef ki biraz puslu gibi duruyor. Çünkü yeni su değişimi yaptım. Daha henüz bu üstteki akvaryum oturmadı. O yüzden böyle bir hafif bir puslu bir görüntü var. Bu tarafa geçecek olursak buradaki komando çöpçüler şu yan taraftan firar eden arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım maalesef bir yerlerden geçiyorlar, zıplıyorlar. O yüzden ben de saldım artık. Kafalarına göre takılıyorlar. Her zaman saklanmayı seven, gösterebilecek miyim? Yansıyor. O yüzden gösteremiyorum. Burada Orange Venezuela'lar var. Gördüğünüz gibi yine şeyin altında saklanmış durumdalar. Orada takılıyorlar. Bunlardan ilk geldiklerinde yumurta almıştım. Yumurtaların boş çıkacağını düşünerek yumurtaları toplamadım hiç. Öyle kendileri kendi başlarına yediler. Sonra bir daha da yumurta göremedim açıkçası. Aslında birkaç tane dolu yani en azından bir iki tane dolu dişi görebiliyorum burada. Su değişimi de yaptım. Havalar da hafiften yağmur falan yağmaya başladı. Belki bir yumurtlama eğiliminde bulunabilirler diye düşünüyorum. Bakalım. Takipteyim. Belki buraya daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yine bir özel tür alacaktım. Alamadım. Kısmet olmadı. Belki onu da yakın zamanda alırız. Dilerseniz diğer odaya geçelim. Bir de oradaki balıklara bakalım. Sonradan da sizlere veda edeyim. Tekrardan selam arkadaşlar. Şöyle kısaca buranın da bir genel durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şuradan üstten başlayayım. Karideslerin durumu gayet iyi. Hatırlayacaksınızdır. 10 adet kadar falan almıştım ben bu mavi meleklerden. Şu anda 150'nin üzerinde karides var burada. Yakın zamanda da buradan bir ayrım yapacağım kendime. Rengini beğendiğim, üretim için daha uygun olanları toplayıp buradaki alttaki akvaryumu almayı düşünüyorum. Şuraya. Burada maalesef kala kala 3 tane
HP White kaldı. Bunları alttaki akvaryuma alacağım. Buradaki katil salyangozları toplayacağım. Burada da oldukça fazla katil salyangoz var. Ürediler. Arkalar falan full. Katil salyangozları buradan toplayacağım. Sonrasında buraya küçük bir dekor yapacağım. Karidesleri buraya aktarmayı düşünüyorum. Yani orada da kalacak. Ama bu kısma da alacağım. Burada daha çok böyle rengini daha hoşuma gidenleri bu tarafa aktaracağım. Buraya da güzel bir, dediğim gibi, dekorasyon yapmayı düşünüyorum. Onu da belki bir videosunu paylaşırım. Burada da elma salyangozları da var. Bir tanesini burada katiller ziyafet yapmışlar maalesef. Diğerleri yaşıyor. Katiller de yakaladığı elma salyangozlarını falan affetmiyorlar. Ama çok fazla da böyle şey değiller. Yani buradaki 4-5 tane vardı zannedersem, sadece bir tanesi gitmiş gümbürtüye. Bu tarafa geçecek olursak, burada pandaların yavruları vardı. Ama maalesef birçoğunu kaybettim. Kala kala bir tane kaldı. Arkada hareketini göreceksinizdir. O da bayağı büyüdü, renklendi. Ama dediğim gibi burada yani 20-30 kadar vardı. Ama maalesef çoğu gitti. Öldü ama diğer tarafta da göstermiştim zaten. Yine alttan gelen yavrular var. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Yine üretmeye devam edeceğiz. Burada da katil salyangozların üretim akvaryumu var. Burada da dediğim gibi bayağı bir fazla arkalar falan görebiliyorsunuzdur umarım. Katil salyangoz dolu. Katil salyangoz, elma salyangozu, ramşon salyangoz. Sıkıntı yok. Fazla adet olarak elimde var. Diğer alt tarafa geçecek olursak, burada da elma salyangozları oldukça fazla var. Aynı zamanda da burada yelken çöpçülerin kendi büyüttüğüm yavrular var. İçlerinde düzler de var. Çoğunluk yelken ama, gördüğünüz gibi. Bunlar da bayağı büyüdüler. Burada öyle takılıyorlar. Burada maalesef Red Tuxedo Koyu yavru kalmadı. Dediğim gibi üretime fazla yoğunlaşamadığım için üretim yapamadım yani açıkçası. Burada daha önceden takip edenler bilecektir. Red Tuxedo Koyuların satış boyu olanları vardı. Ama kalmadı şu anda. Bu tarafa geçecek olursak, burada da yine elma salyangozları mevcut. Aynı zamanda burada meleklerin yavruları var. Bunların birçoğu zaten satış boyu. Ara ara zaten isteyenlere veriyorum. Arkada güzel Amazon hançeri bayağı bir filiz falan verdi. Gayet de güzel büyüyor. Burada da aynı şekilde mangrovda Amazon. O da gayet hoşuma gidiyor. Alt tarafa geçecek olursak, burada da aynı şekilde yavru melekler mevcut. Diğer tarafta da yavru melekler mevcut. Ama o diğer taraftakileri zaten videonun başında anlatmıştım. Oraya daha çok alt finleri, sıkıntılı olanları ayırdım. Ama bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklılar. Diğer taraftakiler de sağlıklı ama sadece alt finlerinde ufak tefek sıkıntılar var. O yüzden onları ayırdım. Burada şu an için sadece elma salyangozları takılıyorlar. Başka da bir herhangi bir balık yok burada. Sadece elma salyangozlarına kaldı bu akvaryum. Yakın zamanda değişiklikler, düzenlemeler yapacağım. Tekrar sizlere videosunu paylaşırım. Umarım güzel, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın.